şu anda seçmen kağıdını çıkarmış durumda. Eşi Emine Erdoğan'la birlikte sınıfın girişinde ve şu anda sınıfa girdi. Tabii İstanbul için ayrıca bu seçimin dikkat çeken özellikleri de var. Çünkü 22 parti katılacak bu İstanbul'daki seçimlere ve 22 aday olduğu için bağımsızlar haricinde 95 santimetrelik uzun bir pusula var. Aynı zamanda 4 pusula verilecek. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı pusulalardan bahsediyorum. Beyaz olan Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, mavi olan ilçe belediye başkanı, turuncu il genel meclis, sarı ise ilçe meclis üyeleri için. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda sandık görevlileriyle tek tek konuşarak birazdan paravanın olduğu yere geçecek. 3308 numaralı sandıkta oyunu kullandılar. 249 numaralı sırayla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sabah saatlerinden itibaren buraya gelmesi bekleniyordu. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan paravandan çıktı ve kendisi de sohbet etmeye başladı gelen seçmenlerle. Şu anda Emine Erdoğan sandığın başına geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte ve şu anda oylarını atacaklar. İlk olarak eşi Emine Erdoğan şu anda zarfı sandığa bıraktı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da şu anda oyunu kullanıyor. Bizler de vatana millete hayırlı olsun, hayırlı bir seçim sonucu dileyelim. Öncelikle hayırlı olsun. Şimdi siz de 64 milyon seçmenden biri olarak az önce oyunuzu kullandınız. Neler söyleyeceksiniz bugüne dair? Her şeyden önce, kısa bir süre önce malum milletvekili seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini icra ettik. Şimdi de tabii yerel yönetimler seçimini icra ediyoruz bugün. Gerçekten arka arkaya bu kadar kısa bir süreyle bu iki seçim milletimizi yordu. Bizleri de yordu. Çünkü çok yoğun bir kampanya geçirdik. Ve bu kampanyadan sonra da bugün bu seçimleri icra etmek suretiyle yerel yönetimlerden inşallah ülkemiz, milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Ve bu seçim ülkemizde birbirine yakın süreçte yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak. Bir taraftan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi, diğer taraftan yerel yönetim seçimleri. Bunların ülkemizde inşallah yeni bir dönemin, yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum. Ve milletimize gösterdiği bu sadakat için de şahsım ve tüm partili arkadaşlarım olarak teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ederiz. İyi günler efendim. Bu vesileyle bütün sandık kurulu mensubu arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.